Dostlarınızı, misafirlerinizi kıramıyorsunuz. Bugünlerde evinizi ziyaret etmek isterlerse kırılacaklarını düşünüp hayır da diyemiyorsunuz. Ama kapı açıldığında içeriye sadece sevdiklerinizi ve misafirlerinizi değil, koronavirüsü de davet ediyorsunuz. Nasıl? 6 kişilik bir grubun aynı odada oturması çok tehlikeli. Sadece 15 dakika virüsün yayılması için yeterli. Peki birbirimizi görmeyip ne yapacağız? Görün. Ama İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve kameraman arkadaşımız Ahmet Korkmaz işin uzmanına sordu. Bir evde virüs tehlikesini en minimuma indirmek için neler yapılmalı? Hem 6 kişilik bir evdeydiler hem de işin uzmanının yanında. Hadi izleyelim. Anneciğim falan gibi yapıyormuş. Misafirlik için gelmek isteyenler olduğunda ne diyorsunuz? Nasıl tepki veriyorlar? Kimseyi kabul edemem. Bunu söylüyorum. Hani kabul edemeyeceğimi söylediğim zaman da kırılıyorlar. Ama konu komşunun kalbi kırılmasın diye açılan o kapıdan içeriye yalnızca sevdiklerimiz girmiyor. Bir bardak çay içip iki lafın belini kırmak için yaptığınız o ev ziyaretleri size koronavirüs olarak geri dönebilir. Çünkü bulaşların %31'i ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor. Evet, evin içine girdiğimiz zaman üstümüzü çıkarıp sanki artık dış ortamdan kurtulmuşuz gibi maskeyi de çıkarıyoruz. Bu aslında koronavirüs açısından çok tehlikeli. Tabii ki de bir şeyler yiyip içerken maske çıkıyor. Bazı temaslar oluyor, kapı kolları gibi. Sohbet koyu bir salonda 6 kişi bir arada ama içlerinden biri eğer koronavirüs taşıyorsa günün sonunda koronavirüs tablosuna yalnızca bir kişi değil 6 kişi birden ekleniyor. Mümkün mertebe öpüşmemeye ve sarılmamaya çalışıyoruz. Çamaşır suyu sirkeyle dip köşe olsun, kapı kulpları, lambalar olsun her tarafı temizliyorum. Kolombiya Üniversitesi'nin araştırmasına göre şartları değiştirdiğinizde koronavirüs tablosu da değişiyor. Örneğin sosyal mesafeyi koruyup maskeleri takıp ziyaret süresini de 2 saate indirirseniz üstüne bir de ortamı havalandırdığınızda günün sonunda koronavirüs tablosuna 6 değil 2 kişi ekleniyor. Odaları havalandırmamız lazım. Her 4 saatte bir dışarıdan temiz havanın girmesi lazım. Eğer içeride bir partikül varsa, virüs yükü varsa bunu minimuma indirmek lazım. Onun için ev içi ziyaretleri de mümkün olduğu kadar azaltmak lazım. Sonuçta bir salgın söz konusu ve sağlığımız mühim olan. O yüzden kabul etmiyorum yani gelecek olanları.